Ergün Diler Ayaklanma Jeffrey Epstein rüzgarı adeta burada da başlamış durumda. Benim konuyu açılı gündeme getireli ve sık sık bir süre sonra herkes bu adamı konuşacak diye not düşmemin üzerinden çok uzun zaman geçti. Ortalık toz duman. Herkes konunun üzerinde yazıp çiziyor. Peki ne olup bittiğini kim ne kadar biliyor ve anlıyor? Gelin biz perde arkasına sarkalım. Sahnenin önünde değil de derinlerde esen fırtınaya bakalım. Önce ciddiye alınması gereken bir notla başlayalım. Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein bir TV kanalına konuştu. Kardeşimin ölümü intihar gibi görünse de değil, büyük bir organizasyonun son adımıydı. Çünkü intihar sisi verilmesi için çok büyük bir çalışma yapıldı. Yaşamayı çok severdi, en kötü şartlarda bile ölümü düşünmezdi, intiharı mümkün değil, Derin devletten iki önemli isim ölümünden günler önce ziyaretine gitti. Bana da bunu anlattı. Yakında dışarıdayım dedi. Donald Trump döneminin Adalet Bakanı Barr her şeyi biliyor. Devam. Çin'in giderek güç kazanması, büyümesi, İsrail'in Pekin'e yaklaşması, Hamas'ın saldırması, Amerika donanmasının Akdeniz'e gelip demir atması veya saray için seçimlerin yaklaşması, Rusya'nın Ukrayna işgali ve dünyanın alacağı son şeklin hala tam olarak ortaya çıkmaması. Dünyanın çatısında nokta konulamayınca bu olayları yaşadık. Çin'e verilecek cevap son günlerde cereyan eden olayların tümüyle yakından ilgili. Tam merkezinde Çin büyük olarak kabul mü görecek yoksa bir savaşla tasfiye mi edilecek? Ana konu bu. Durum böyle olunca dışarıda yaşanan bilek güreşi geldi yine Amerika'nın içine taşındı. Açalım Jeffrey Epstein'i yazdığımda Türkiye'de bilen yoktu neredeyse. Oysa bir öğretmenin sihirli bir elin değmesinden sonra CIA'in hava yollarını eline alıyor ve dünyanın her yerinde operasyon yapıyorsa bir gazeteci olarak bunu görürsünüz. Epstein'ı e anlatan en önemli sözü 2021'de size aktarmıştım. Listede adı geçen ve manşetlerden düşmeyen Harvard hukuktan Profesör Alan Dershowitz, Trump'ı ve Jeffrey Epstein'i tanımayan New York'ta hiç bile değildir diyordu. Bakın en kilit isimlerden olan Dershowitz bunu söylüyordu. Zaten Alan Dershowitz, Donald Trump, Jeffrey Epstein şeytan üçgenini kuruyordu. Epstein, Trump'ın yanına kralları, prensleri, Wall Street milyarderlerini, ünlü iş adamlarını, devlet başkanlarını, bakanları ve istihbaratçıları getirdi. Bütün toplantılar yaşı küçük kızların çoğunlukta olduğu toplulukla yapılıyordu. Ağ böyle hız yapıyordu anlayacağınız. Trump'ı neden yazdığımı açıklayacağım. Tabloya uzaktan bakıldığında Bill Clinton, Obama gibi demokrat başkanlar ve küresel sermayeye yakın tüm isimler listelerinin en başlarında. CIA'in uçaklarını kullanıp küçük kızları adaya dolduran ekip küreselci. Hepsini alt alta koyun, inceleyin göreceksiniz. Ancak burada Trump farklı ve ne hikmetse Trump buradaki en önemli oyuncu olduğu halde kendisi kenarda kalıyordu. Bill Clinton konuşuluyor. Trump pas geçiliyordu ve bir el onu temize çıkarıyordu. Epstein'ın ölümü doğal olarak küreselciler için tehditti. Liste yayınlanınca tabii. Oysa Trump New York'un en kritik oyuncusuydu. Robert Maxwell efsane medya patronuydu. Ailesiyle Nazilerden kaçtı, İngilizlere sığındı, Almanlara karşı savaştı. İsrail, İngiliz, Rus istihbaratına aynı anda hizmet verdi. Koca bir medya imparatorluğu kurdu lüks yatında öldürüldü. Kanarya adalarında denize atıldı. Dokuz çocuğu arasında öne çıkansa Gishley'in Maxwell oluyordu. Yazmıştım hatırlayın. Kızı bir gün Jeffrey Epstein'i görüyor ve baba beni bu adamla tanıştırır mısın diyor. Koca Maxwell o seni ne yapsın cevabını veriyordu. Ancak babasının kızı pes etmiyordu ve önce Epstein'a sonra da Trump'a ulaşıyordu. Trump karanlık güçlerin desteğiyle büyüyordu. Bakın Trump'ın ailesi seçilmiş bir kandı. Amcası Amerika'nın kuruluşunda büyük etkisi olan JP Morgan'ın adamıydı. Bilim insanıydı. Tesla öldüğünde otel odasına girip oradaki bilinmeyen icatları alıp derin devlete veren isimdi. Bazı önemli buluşlara el koyduğu iddialar arasındaydı. Tek yetkili olarak odada sadece o vardı. MIT'de profesördü. J.P. Morgan'ın Epstein'a onunla Trump'a destek vermesi, dünürleri olan Rothschild'lerin topa girmesi tamamen bizlerin bilmediği derin ilişkilerinin sonucuydu. Trump da iş dünyasında yürümeye mafya yardımıyla başladı. Belgeseli yapılacak adam olarak yıllar öncesinden çekimler yapılıyordu. Her günü kayıttaydı neredeyse. 20'li yaşlarda kayıt altındaydı. Sizce bu doğal mı? Değil tabii ki. Devam. Trump büyümeye başlayınca Atlantic City'ye açıldı. Ancak orada işler ters gitti. Umduğunu bulamadı. Taç Mahal isimli kumarhane istediği sonucu vermedi. Borç sarmalına düştü. İşin içinden çıkamıyordu. İşte tam burada kahraman ortaya çıktı. Bu yakından tanıdığı dostu Epstein'di. Korkma bunu çözeriz diye umut verdi. Doğruca Rothschild ailesinin muhtemedi olan Wilbur Rose'a götürdü. Konuyu zaten bilen Rose, çözeriz sözünü tekrarladı. Sorunlar temizlendi. Borçlar ödendi. Şirketin %50'si Trump'ta kaldı. Yoluna devam etti ve böylece Forbes'a girdi. Epstein'in kara listesinin bulunduğu defterde Trump'a ait tam 16 telefon bulunmaktaydı. Söz eden yoktu. Fakat Epstein ve Maxwell kendisini taşıyor ve büyütüyordu. Rus sermayesiyle tanışması da böyle gerçekleşti. Her yerde yaşı küçük kızlar vardı. Hayaletle kaplı MC2 ajansın sahibi Jean-Luc Brunel de devamlı aktif olarak rol almaktaydı. Sanırım o da patronu Epstein gibi hapiste kendini asıyordu. Bu arada Trump model management'ta hayata geçiyordu. Trump birinci elden devredeydi yani. Ritmi sevmişti. Amerika başkanı olacak isim gençliğinden kayıt altına alınıyor, öne açılıyor ve yükseliyordu belgesellerini izleyince kurguyu rahatlıkla anlayacaksınız. Trump Londra, Tel Aviv, Moskova hattına yığınak yapıyor, geleceğe orada arıyordu. Belki bunun sonucu olarak Rus oligark Dimitri ve 96 milyon dolara evini satabiliyordu. Neyse. Trump'ın damadı Jared Kushner'di. Babası sıkıntılı isimdi. Peki yasal biri değildi. Kuş nerede? eşi yani Trump'ın kızı Ivanka da Şabat üyesiydi. Amerika'da kapışan güçler birbirinin ayağına basıyordu. Basacaktı. Amerika'ya zarar verse de bu devam edecekti. Epstein'ın listesi küresel ekole bağlı olanları deşifre ediyor ve adadan oradaki kayıtlardan demokratları zora sokuyordu. Trump'ı da kolluyordu. Biden'ın temsil ettiği şimdiki güncel güç de New York'taki Şabat sinagoguna dalıyordu. Tutuklamalar yapıyordu, bilek güreşi tüm hızıyla sürüyordu. Trump seçilirse Dışişleri Bakanı olacağı söylenen Kushner ve kayınpederi şimdiden hedef olarak alınmaktaydı. Bütün bu yaşananların altında yatan büyük gerçek Çin'e hamle yapılıp yapılmayacağıyla ilgiliydi. Amerika kendi içinde tek ses değildi. Trump 2018'de Birleşmiş Milletler'de küreselleşme bitti derken bu günü anlatıyordu. Buna itiraz edenler de şimdi Beyaz Saray'daydı. Mücadele Amerika'nın içinden başlayıp her yere sirayet edecek kadar büyüktü. Trump'ın Çabatçı ortağı Tevfik Arif ve ekolü Savanona da eğlenirken Epstein'la ekibi ise karayiplere akıyordu. Türkiye mi? Galiba burası uzun süre yazılmaz. Ergün Diler, Takvim. Haşmet Babaoğlu. Geç kalmak. Zalime zalimsin demekte geç kalıyoruz, hep geç kaldık. Kötünün kötülüğünü görüp adını koymuyoruz. Yanlışa yanlış deyinceye kadar çağlar geçiyor. Hileyi görüp oluruna bırakıyoruz. Çirkinlik bize uzaksa biz güzelliklerle idare ederiz sanıyoruz. Birileri kazara dürterse bizi dur diyoruz dur elbette zamanı gelir. Geliyor tabii ama geç geliyor. Ağzımızı açacak hal bile bırakmıyor. Sonrası mesela Gazze. Hiç öylesi böylesi yok. Gazze. Zalim ne yapıyor bu arada? Diplomasi oyunlarıyla, işle, güçle, ticaretle, popüler kültür numaralarıyla, ağızlara çalınan ballarla zamana yenilmiş bütün itirazlarımıza bakıp bıyık altından gülüyor. İsrail kurulduğu anda belliydi oysa. Her yıl, her dönem biraz daha, biraz daha sonra biraz daha Filistin'in ortadan silineceği. Ama ne yaptık? Hissettiklerimizi bile kendimize sakladık. Up uzun yıllar birbirinden soyut ve riyakar barış dualarıyla geçti şimdi durmuş yeryüzünü küçücük kılan dijital çağda böyle bir soykırım nasıl yapılır diye soruyoruz birbirimize hem de yığınla datası ve iletişim kanallarıyla kafamıza vura vura kayıt tutturarak yapılıyor çünkü zalim de şunları biliyor. Devletler dünya sistemi tarafından prangalanmış. 1948'den beri sessizce izlemeye mahkum edilmiş kitlelerin ise kırgın isyanını dile getirmekten öteye yapabileceği çok şey yok. Bu durum dünyayı değiştirecek mi bilemiyorum. Lakin tek tek insanları değiştirecek orası kesin. Dünyanın düzeni iyi insanları bir daha aldatamayacak. Bir daha ne nefretimizi ne de sevgimizi söylemeye geç kalmayacağız. Şüphelerimizi ciddiye alacak, zamanın çarkında bulanıklaştırılmasına izin vermeyeceğiz. İnşallah. Hiç değilse bundan sonra karaya, kara, aka ak demekte de tereddüt göstermenin öldürücü olduğunu bileceğiz. Haşmet Babaoğlu Sabah